Başlayalım. Tamam. Tamam. Şimdi güzel kardeşlerim, bugün önemli bir konuyu okuyacağız. Bana göre çok önemli yani. O da kinayenin çeşitleri. Yani o kadar ehemmiyetli ki satır satır ezberlemeniz lazım bunu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kinaye kendisinden kastedilen maksada göre üç kısma ayrılıyor. Niye? Çünkü ya bir kelime ya bir şeye sıfat olarak kullanırsın kinayenin manasını veya mevsuf olarak kullanırsın. Anladın değil mi? Yani mevsuf ayrı, sıfat ayrı. Veya nispet. Nispet dediği yani olumlu olumsuz bir şeye isnat etme. Biliyorsun nispet şeydir yani aynı zamanda belaattaki isnadın karşılığı. Yani veya bir şey oldu olmadı. Var yok. Müslüman veya gayrimüslim. Anladın değil mi? Yani bu şekilde yani. Ha. Üç ana gaye var. Biz şimdi birinci gaye olarak yani vehiye bu kinaye selasetu aksamin. Yani üç kısım. El-ula birinci kısım el-matlubu biha oradan kastedilen anlatabildim mi? Gayru sıfatin ve la nisbetin. Ne nispettir yani hüküm manasına bu ne de bir sıfattır. Ya nedir? Mevsuftur. Anladınız mı? Yani mevsufu anlatıyorsun burada. Misalleri verecek. Şimdi bu mevsufu anlattığımızda anlatabildim mi? Mevsufu anlattığımızda iki kısımdır. Bu da çok önemli. Nasıl iki kısımdır? Şöyle nedir? Ya tek manayı ifade eder. Yani tek bir mana. Mevsuf tektir yani. Veya yani birden fazla mana vardır yani. Ama bir şeyi ifade ediyor. Yani demek ki bir tek mana veya yani mevsufu anlatıyor veya birkaç mana o mevsuf hakkında söyleniyor. Mevsuf biliyorsunuz zaten bunları söylememize gerek yok. Feminha onlardan biri mahiye ma'nen vahidun. Yani mevsuf için olan da iki kısım. Birinci kısım tek mana için olan. Yani ke kavlihi mesela yani buna misal olarak mesela kalp için kullanılan mevatınul esrarı misal veriyorlar. Anlatabildim mi? Sırların vatanı manasına. Kalp için. Yani bu bir mana ya. Şimdi burada şimdi başka bir misal verecek. Kekavlihi minel kamil, şairin kamil kalıbında şöyle bir sözü var. Yani çok güzel. Diyor ki aşağıya bakın, aşağıdan okuyalım. Yani var ya şiir. Bu medihtir. Yani eddaribine met ediyorum vuranları. Bikulli ebyadin mihzemin. Ebyad kılıç manasına. Hani kılıçlar bembeyaz parlar ya. Yani tamamen şey. Mihzemin. Mihzemin yani keskin kılıç manasına. Anlatabildim mi? Keskin kılıç manasına. Şimdi vettainine mecami'al edgani. Bir de burada tabi tainin yani şey yapanlar ne derler ona? Tanedenler. Tanedenler dediği yani vuranlar manasına ama tane yani aleyhte konuşanlar manasına tane etmek. Mecami'al edgani, edgan, dığın, kıskançlık demek. Kıskançlığın toplandığı yeri tane edenleri dövüyorum. Yani burada mecami'al edgan kalp manasına. Ama bir mana. Anladınız değil mi? Kalple. Kalbi kastediyor burada. Yani kinlerin toplandığı yer nere olur? Mecami, mecmain kelime şeyi. Nedir? Çoğulu. Hani şey ya, ismi mekan ya. Mecami' o şekilde. Şimdi anladık mı bunu? Yani demek ki burada mecami'ül edgan veya mevtinül esrar bu kalp manasına kullanılan bir şey. Bir tek mana ile mevsuf anlatılıyor. Ama bir de birkaç tane mana ile mevsuf anlatılacak. O ikinci grup. وَمِنْهَا ikincisi ise yani mevsufun hedef alındığı
kinayelerden ikincisi ise ma huve mecmu'u me'anin. Birden fazla manayı derler toplar içinde. Ke kavlina, mesela şu sözümüz gibi. Kinayeten anil insan, insandan kinaye olarak kullanılmış. Hayyun, canlıdır. Mustevil kâmeti, boyu düzgündür. Yani deve gibi eğri büğrü değildir. Aridul esfari, tırnakları geniştir. Yani bu işte şeymiş yani, nedir? Şimdi burada ve şartuhuma, yani mevsufun kinaye de mevsuf kastedildiği takdirde her ikisinin de ister tek mana ister birden fazla mana olduğu zaman şartı el-ihtisasu bil-mekniyi anhu. Yani bunu nenem de bilir. Yani kinaye edilene has olacak o sıfatlar. Yoksa zihin intikal edemez. Anladın değil mi? Yani çok normal. Yani çünkü zihin intikal edemez. Yani yoksa dediğim gibi yani üniversitede bufalo gördüm demenin yani şeyle alakası yok yani. İstihare olmaz öyle veya işte neyse. Anladınız mı bunu? Anladım. Demek ki üç çeşit arkadaşlar. Üç çeşit. Birincisi mevsufun kastedildiği. Yani anladın değil mi? Mevsufun kastedildiği. Yani orada sıfat değil kinaye. Veya nispet de değil. Nispet dediği isnat. Zeyd katiptir değildir. Zeyd Müslümandır değildir. Bak bu kelimeleri iyi öğren. Yoksa hiç mana anlaşılmaz. Nispetin manasını nenem de anlar. Ama buradaki manayı anlayamazsınız yani. Burası çok hassas mevzu. Peki, vessaniyetu, ikinci çeşit kinaye ise, el-matlubu biha, orada istenen sıfattır. Bir şeye sıfat olarak kullanıyorsun. Hani en meşhur özelliği, tavilün necattır buna. Yani, kılıcının kını uzun. Yani boyu uzun. Bak burada sıfat özelliği taşıyor. Anladınız değil mi? Yani, şimdi, sıfat özelliği taşıyan, sıfat özelliği taşıyan, yani bu da önemli, iki kısma ayrılır. Bu da çok önemli. Birinci kısım, yani فَاِلَّمْ يَكُنُ الْاِمْتِقَالُ بِوَاسِطَةٍ yani manaya intikal, arada bir vasıta olmadan olursa, direkt anlaşılıyorsa, o zaman فَقَرِيبَةٌ وَاضِحَةٌ anlatabildim mi? Bu kinaye-i karibedir. Yani yakın kinaye. Yani çünkü mesele çok rahat anlaşılıyor. Yani anladınız değil mi? Yani birinci manadan ikinci manaya intikal çok rahat anlaşılıyor. Yani bu. Şimdi örnek veriyor ki kavlihim mesela Arapların sözü gibi. Antulil kâmeti yani uzun boyluluktan ila şey kastedilerek tavilün necaduhu yani şeyi nedir söyleyin boyu yani şeyi nedir kılıcının kını uzundur yani boyu uzun ve tavilün necadi bu da mümkün yani aynı kelime ama arada çok önemli bir fark var vel ula sazicetun yani birinci kesin yani çok net nasıl net çünkü necaduhu yani kinaye edilen adama dönen zamir var burada. Anlatabildim mi? Yani çok açık bu. Ha. Öteki de açık. Ve fitsaniyeti ikincide ise tasrihumma. Yani bir derece iz açıklama var. Birinci gibi değil yani. Anlatabildim mi? Ha. Niye? Efendim bu açıklama nerede? Tasrihumma. Bir derece. Bu kalıbı da öğrenin yani. Bu mesela şey imma. Bir şeye kadar. Bilmem ne, bilmem ne. Böyle kullanılır. Tasrihimma. Yani tasrihumma. Bir dereceye kadar bir açıklama var. Niçin? Litadammuni es-sıfate sıfati ed-damira. Bak bu kelime önemli. Litadammuni sıfati. Tadammun muzaf. Es-sıfati muzafin leh. Ama ed-damira da tadammununun mef'ulün bihi. Niye? Tadammun çünkü şibi fiil. Mastar. O da amel ediyor. Bu arada gramere de dönelim bazen yani. لِتَدَمُّنِ اَسْصِفَةِ اَدَّمِيرَ failine muzaf olmuş. Anladın değil mi? Çünkü sıfat orada fail. Çünkü o tavil kelimesi şeye dönen, kinayeden kastedilen yani sıfatı sahibi olan adama dönen bir zamir ihtiva ediyor. Yani biliyorsun ismi fail, ismi meful bunlar illa bir yere dönen bir zamir ihtiva ederler.
Veya bu da çok enteresan. Ev hafiyyetün. Veyahut da çok gizlidir. Buna da kinaye-i ba'ide diyorlar arkadaşlar. Kinaye-i ba'ide. Kinaye-i ba'ide. Nerede geçiyor ba'ide hocam? Hafiyye. Ba'ide yok orada. Ben söylüyorum. Ama yazın. Kinaye-i ba'ide. Yani kinaye-i ba'ide değil mi bu? Ha yo. Yanlış söyledim ben. Bu şeyin vasıtasız olanın iki çeşidi var. Biri karibe-i vadha, yani açık ve yakın ama çok yakın. Diğeri de şey gizli biraz. Gizli. Biraz düşünme gerektiriyor. Tamam. Ba'ide gelecek. Tamam. Biz ikiye ayırdık ya şeyi. Nedir? Sıfatlı olanı ikiye ayırdık biliyorsun. Heh. Şimdi buna misal ne? Ke kavlihim, mesela Arapların sözü kinayeten anil eblehi, ahmaktan kinaye olarak. Aridul kafa, ensesi geniş. Allah Allah. Kafa büyüklüğü veyahut da kafanın ensenin genişliği. Yani biraz iyi düşünmek lazım. Sebep ne bilemiyorum. Yani çok yiyor, hiç düşünmüyor. Yani herhalde o yani. Aridul kafa, ensesi geniş demek yani. Allah Allah. Enteresan bir şey. Şimdi gelelim bir diğerine. O da eğer vasıtayla olursa, sıfat dedik hatırlıyorsun değil mi? Sıfat kastedilen ikiye ayrılıyordu. İntikal vasıtasız olursa birinci manadan ikinci manaya onu karibe diyorduk. Ama vasıtalı olursa ona ba'ide diyoruz. Fe ba'idetün. Tamam. İnin cevabı olduğu için fe gelmiş. Onu da unutmayın Aramca'da. Biliyorsun inin cevabında fiil müzari ve mazi gelirse şartın cevabında cezanın başında o zaman fe'ye gerek yok. Ama inşa olan yani anlıyorsunuz inşayı veya işte diğerleri isim cümlesi falan gelirse otomatikman fe gelir. Kekavliyim mesela kesirur ramadi. Yani külü çok adamın. Dün vermiştim misali. Kinayeten bu kinayedir anil midyafi. Fazla mif'al kalıbı bu çoğuldur bu mübalağa. Yani çok misafir gelmekten çoğul. Ha. Çok misafir sahibi yani anladın mı? Çok misafir ediyor. Fe innehu bak çünkü yüntekalü min kesretir ramadi külün çokluğundan intikal edilir mana olarak ila kesreti ihrakil hatabi yani odunun çok yanmasına. Tehtel kuduri yani tencerelerin altında. Kıdır tencere. Kıdır tencere. Kudur da tencereler. Hatab odun. Odun. Şimdi çok kül, çok tencere altında veya işte neyse işte ne yanıyor? Odun yanıyor. Ve minha bu manadan da ila kesreti tabaiki çok yemek pişiriliyor. Ve minha çok yemek pişirmekten de ila kesretil ekeleti yiyiciler çok fazla. Ve minha çok yiyici olunca da ila kesreti difani yani misafirlerin çokluğuna. Ve minha ondan da ilel maksud. Adam çok cömert. Anladınız mı? Hiç bunu unutmamışım. Hep misal veriyorum şeyde. Nedir? Risale-i Nur'da falan. Çok geçiyor ya bu. Üstad bunu şeyde anlatıyor. Nedir? Muhakematta çok güzel izah ediyor bunları. Siz bu belaat bittikten sonra muhakematı okuyun. O zaman anlayacaksınız lezzetini. Yani yoksa tam anlamak zor. Evet. Demek ki yani talep edilen gayeye göre üç kısma ayrılıyordu. Ya mevsuf, onu anlattık. Veyahut da sıfat ikiye ayrıldı. Ba'ide, karibe. Şimdi de nisbet. Nisbet dediği isnat yani. Yani. Es-salisetü üçüncü de el-matlubu biha nisbetü. Yani nisbet kasıt. Nisbet kasıt. Ne demek? Ne demek? Nisbet kasıt. Şu demek ki kavlihim minel kamili. İnne's semahate vel mürûete hoşgörü adam evladı olmak mürûe erkeklik yani.
Ve neda, cömertlik. Fi kubbetin, bir kubbe altında toplanmış bu üçü de. Ne ulan ne müşkatçı bu Araplar ya. Neyse Araplara söz de söylemeyelim. Duribet ala alebnil haşreci. İbni Haşreç denilen bir adamın üzerine kurulmuş kubbenin altındadır. Yani anladınız mı kinayeyi? Ama yani tam böyle şey yani. Ne demek? İbni Haşreç cömerttir, hoşgörülüdür, adam gibi adamdır. Yani olay o. Öyle diyeceğine direkt. Yani fi İbnil Haşreç deseydi nispet direkti. Ama fi kubbetin duribet alebnil haşreç deyince kinayeye döndü yani. Ama güzel bir cümle değil mi? Bütün bu saydıkların diyor İbni Haşreç'in üzerine kurulan kubbede saklıdır bunlar. Ulan ne enteresan bir cümle yani. Anladınız değil mi bunu? Nispet var yani. Fe innehu zira bu şair erade istemiş en yusbite ispat etmeyi ihtisas ebnil haşreci İbni Haşreç'e ait olduğunu, yani onun sahip olduğunu, bir hadis sıfatı, bu sıfatların, bu sıfatlara sahip olduğunu. Fetereket tasriha, yani açıktan söylemeyi bırakmış, bir en yakul şöyle diyebilirdi, innehu muhtassun biha, yani böyle diyebilirdi yani. Ev nehvuhu veya benzeri cümle kurabilirdi. Yani şöyle de dese kafiydi, fi fibnil haşreç. İçtema'at fibnil haşret deseydi olurdu açık. Ama ilel kinayeti. Kinayeye geçmiş yani. Hocam burada mesela sürekli ben duyuyorum. Araplar hep innehu ile başlıyor. Evet. Yani o işte it is dead. It is dead. Tam o. Tamam. It is dead. İngilizce'deki karşılığı o. Evet. Bi enca'alaha bütün bu üç tane sıfatı yaptı. Fi kubbetin madrubetin aleyhi. İbnül Haşrec'in üzerine kurulmuş kubbenin altında yaptı. Ve nahvu kavlihim. Şu sözleri de yine aynı grup nispettir yani. El mecdu beyne sevbey. Şeref adamın iki elbisesi arasındadır. Yani adam şereflidir yani. Nispet bu. Evet. Bir diğeri vel keremu beyne burdey. Yani cömertlik de iki bürdesi, yine iki elbise manasına. Çok enteresan, bu da ayrı. Ha, yalnız bu kısım ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bura önemli. Şimdi nedir ikiye ayrılıyor? Evvela buradaki mevsuf, yani nispetin kendisine verildiği şey ya zikredilir ya zikredilmez. Anladınız mı? Yani وَالْمَوْصُوفُ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ bu iki kısımda, yani hem o sıfatla olan, sıfat kastedilende, hem de şeyde, nispet olanda. Anladın mı? Her ikisinde de mevsuf قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَتْكُورِينَ yani ya zikredilir, yukarıdaki misaller gibi, veya zikredilmez. Zikredilmeyen yerler de var. Ama anlaşılır o. Mesela كَمَا يُقَالُ fi irdi men yu'zil muslimine. Müslümanlara eziyet edenin ırzı ve namusu hakkında şöyle söylenir. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden selamete kavuştuğu kişidir. Yani kavuşmadığı kişi eziyet edendir yani. Ama eziyet eden namussuzdur yani. O mana zikredilmemiş yani. Anlatabildim mi? Evet. Emmel kısmul evvelu. Yani gelelim birinci kısma. Biliyorsun orada mevsuftu kasıt. Öyle değil mi? Ve huve mâ yekûnul matlûbu bil kinâye nefse sıfâ. Yani bizzat sıfatın sahibinin kendisiydi. İstenen şey mevsuftu yani. Yani ve tekûnul nisbetü musarrahan biha. Zaten burada nispet açık olur. Yani bunu mezkur veya gayri mezkur diye ayrıma girmeye gerek yok. Fela yahfa, gizli değildir. Ennel mevsufe biha, yani o sıfatla mevsuf olan şey, yekunu mezkuren la mehalete. La mehalete önemli bir kalıptır. Yani başka kaçamak yok. Ne diyorlar Türkçe'de ona? Başka alternatif. Alternatifi olmayan demek.
Bu var mı İngilizce'de böyle bir ifade? La mahalete. There's no choice. Ama cümle. Senin dediğin cümle. Bir kelime yok yani böyle. Bir de şey var. La mahalete. La budde gibi bir şey. Evet, evet. Ama bu biraz daha. Burada la budde gerekir. Olumlu manada. Burada ise kaçamak yok. Yani başka çare yok. No escape. Evet, no escape gibi yani. Lafzan ev takdiren. Ya lafzan veya takdiren o mevsuf hedef edilen de zaten anlaşılıyor diyor yani. Ulan. Şimdi güzel kardeşim. Esas bizim bana göre çok önemli. Burada Sekkaki'yi takdir ediyorum. Anladın değil mi? Yani burada Sekkaki'nin adamıyız biz. Anladınız mı? Kinaye bir başka aradaki vasıtalar itibariyle de dörde ayrılır. Bunu ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Önce okuyacağım. Sonra önce dinleyin. Sonra metni okuyalım. Anladınız mı? Şimdi dörde ayrılır. Birincisi tarizdir. Tariz ne demek? Yani bir söz söylüyorsun. Sözün geliş gidişinden siyak sibak diyoruz biz ona. Siyak geçen, sibak yok geçen, siyak sevk edi gelen yani siyak sibak diyorlar ona. Siyak sibakından başka bir mana anlaşılıyor. En güzel örneği biraz önceki hadise. El muslimu men selim el muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, insan Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir. Yani selamette olmadığı kişiye atıf yapıyor. Birisi bir Müslümana eziyet ediyor, sen bunu söylüyorsun. Anladın değil mi? O zaman bu tarizdir yani. Yani söz atma. Tam karşılığı o. İnne fil ma'aridi lemenduhaten anil kezibi. Yani tarizli konuşmalarda yalandan da kaçamak vardır diyor hadis-i şerif. Mesela Resulullah bir yere inmiş, haram olan bir sofra gelmiş. Demiş mideme dokunuyor. Midesine dokundu. Bu kesin. Ama kastettiği mana başka. Anladınız mı? Yani mideme dokunuyor. Bu çok önemli. Demek ki bu tariz arkadaşlar. Oldu mu? Yani arz etme. Bir mana arz ediyorsun. Anlatabildim mi? Yani sen bir nevi eziyet eden adamdan Müslümanlık sıfatını ne yapıyorsun? Kaldırıyorsun yani. Burada nispet söz konusu biliyorsunuz. İkincisi de hiç o kitaba bakmayın. Önce bunu özetleyeyim. Telvih. Telvih. Yazın. Birincisi tariz. Yaz oraya. Yazdın. İkincisi telvih. Var ama ben yani biraz daha şey yapıyorum. Çok güzel anlatmış bu. Telvih biliyorsunuz işaret etmek demek yani. Uzaktan işaret ama. Kelime manası. Ama burada ıstılahta, terminolojide tariz söz konusu olmadan vasıtaları çok olana tariz diyoruz. Kesir-ül Ramat dedik ya, tam tarize örnektir. Mesela örnek olarak da yani çok enteresan diyor ki cebanül kelbi yani köpeği korkaktır. Köpeği korkak yani adamın kendisi korkak manasına yani. Yani bu çok enteresan. Yani adam zayıf bir adam. Yani iş yok adamda yani. Vesaire gibi. Böyle misaller olabilir. Gelecek zaten. Hepsi gelecek. Ben önce anlatayım. Demek ki tarifi ne? Tariz yok ama aradaki vasıtalar çok fazla. Telvih o. Remz ise işte bura çok önemli. Demek telvihte uzağa işaret var. Arada vasıta çok çünkü. Remzde ise yakına işaret var ama tıpkı insanın kaşıyla gözüyle işaret etmesine de remz diyorlar Arapça Araplar. Götür. Yapıyoruz ya bu remz. Bu sözlük manası. Ama bir de şey manası var, ıstılah manası. Vasıtalar az ama çok şey. Nedir? Aradaki o bağ çok gizli. Herkes anlayamaz. En güzel örneği de aridul kafa. Ensesi geniş. Anlatabildim mi? Yani ahmaklığa işaret yani. Ensesi geniş. Yani şimdi bu da ayrı bir alem. Ve dördüncüsü, bu da önemli.
İma veya işaret. Bu ima veya işaret hem yakına işaret ediyorsun burada, hem de vasıtalar az, hem de açık anlaşılabiliyor. Aha şu sesleri diyorsun. Anladın mı? O karşıda zaten herkes anlıyor yani. Veya başka türlü misaller. Anlaşılacak şekilde. Anladınız mı güzel kardeşlerim? Bu var ya dört tarif. Vallahi bunu su gibi ezberlemelisiniz. Tarih, telvih. Anlatabildim mi? Rems, işaret ve ima. Bir de telmih var. O da çok enteresan. Ama burayla alakası yok onun. O bedi ilmiyle alakası var. Onu karıştırmayın. Bazıları karıştırıyor. Telmih ayrı. Telmih edebi bir sanat. Anlatabildim mi? Yani öyle kelimeler kullanıyorsun ki mesela Bediüzzaman'ın Muhakemat adlı eserinin başındaki mukaddime Peygamberimizin bütün mucizelerine işaret ediyor. Öyle kelimeler kullanıyor ki her kelime Peygamberimizin bir çeşit mucizesine işaret ediyor. O edebi bir sanat. Telmihle. Telvih farklı. Oldu mu delikanlılar? Şimdi dinleyin. Kâles Sekkâki. Sekkâki diyor ki el kinaye, kinaye tetefâvetu. Yani farklı farklıdır. Yani bu dörde ayrılır diyebilirsiniz burada. İlâ ta'rîdın. Okuduk ta'rîdi. Öyle değil mi? Ta'rîdi okuduk. En güzeli de şey. Yani. Ve telvîhin. Mideme dokunuyor. O en güzeli o misal. Veyahut da şey. El muslimu men selim el muslimune min lisani ve yediği. Onu ezberleyin. Mideme dokunuyor da güzel. Bu da güzel. Ve telvîhin. İşte verdik misali telvihe. Yani vastalar çok. Kesirur ramat en güzel örneği. Değil mi? Ondan sonra remzün, remzin, telvihin ve remzin. O da vastalar az ama gizli. İki mana arasındaki ilgi gizli. Ve imain ve işaretin bu ikisi aynı. Bakalım aynı mı yoksa? Tabii tabii. Tabii. İma ve işaret aynı. Ha diyor ki et-ta'ridu. Yani yok. وَالْمُنَاسِبُ لِلْعَرَضِيَّةِ bir manayı arz etmeye uygun olan et-tarizü. Tarizdir en güzeli. Ama her zaman tariz yeterli olmaz. وَلِغَيْرِهَا yani başka tarizin dışında başka şeyler için ha, ne var? لِغَيْرِهَا yani aradiyet dışında bir şeyi arz etme, sunma dışında onun dışındakiler için اِنْ كَسِرَتُ الْوَسَائِتُ vasıtalar çoksa et-telvih. Telvihtir. Ve in kallet eğer vasıtalar az ise ma'a khafa'im ama gizli ise yani anlaşılamıyorsa er-ramzu. Ve bila khafa'im gizli değilse el-ima'u vel-işaratu. Çok özetledi yani. Onun için ben baştan misaller vermek mecburiyetinde kaldım yani. Yani bu kitaptan istifade ettik. Sümme kâle, sonra Sekkâki diyor ki ve ta'rîdu, ta'rîs kad yekûnü mecazen. Mecaz manasına da olabilir. Hocam orada kad yekûnü ile past bazen olur demek. Mi? Hayır. Hiç alakası yok. Bazı manasına. Sometimes. Burada kad tam manasıyla sometimes. Kadın iki manası var. Mazinin başında gelirse kesin oldu. Kad eflehel mu'minun. Müzariğin başına gelirse sometimes. Çok önemli bu. Bazen demek. Kad yekûnü mecaz. Mecaz manasına da olur. Tamam mı? Ke kavlike mesela diyorsun ki âzeyteni fesetârifu. Sen bana eziyet ettin öyle mi? Bileceksin. Ama muhatabı kastetmiyorsun. Anladın değil mi? Mesela şeyin yanında, Emre'nin yanında üçüncü bir şahsı kastederek birisi sana hıyanet etmiş. Sen bana eziyet ettin öyle mi? Bileceksin la. Yani muhatap değil bu. Anladın mı? Sen onu kastediyorsun burada. Mecaz yani. Var Türkçe'de kullanıyoruz bunları da işte kalıbını bilmiyoruz. Ve ente turidu insanın ma'al muhatabi dunehu. Muhatabınla konuşuyorsun ama onun dışında bir adamı kastediyorsun. Anladınız değil mi? En güzel örneği bu. Ha, bana beni aldatmak ha. Göreceksin. Sonrakın hesabını. Tam o. Ve in erattehuma. İkisini de hem muhatabı hem de onu kastedersen cemiyan hep ikisini de kâne kinayeten o zaman kinaye olur demiş. Sekkâkinin görüşü. Boş verin bunu. Ve lâ budde fî imâmin karînetin. İkisinde de bir karine olması şart. Burayı da okuyacağız.
Ha, evet. Labutte mutlaka gerekir demek. La mahalede kaçamak yok demek. Bir de kaçamağın yerine Kur'an-ı Kerim'de kullanılan la menasa. O da var. Mehalete manasına. La menasa. Sure-i Sad'da kullanılır. Oku. Menasa veya başka biri de var. Menasa var. Bir de şey var. La muşahhate. Kavgaya gerek yok. Bunlar çok enteresan tabirler bunlar. Evet. Faslun. Bura bir satırlık bir şey. Hiçbir şey yok burada. Etbakal bürağavu. Belaatçılar ittifak etmiş. Ala ennel mecaze vel kinayete, mecaz ve kinaye eblagu minel hakikati ve tasrih. Hakikat ve açıktan konuşmaktan daha belaatlıdır. Onda şüphe yok. Nenem de anlıyor. Liennel intikale fihima, zira yani mecaz ve kinayede intikal minel melzumi ile lazimi. Melzumdan lazıma. Melzum dediği mesela güneş. Güneşten ışığına gidiyorsun ya onun için. Fehuve bu, yani bu melzumdan lazıma gidiş keda've şey'i bi beyinetin. Bir şeyi delille ortaya koymak gibidir yani. Dolayısıyla mecaz ve kinaye daha şeydir yani. Ne derler ona? Daha belaatlıdır yani. Ve ennel istiarete. İstiare ise eblagu minet teşbihi. Teşbihten daha belaatlıdır. E tabii yani ortada. Li'enneha, çünkü bu istiare nev'un minel mecazi. Mecazın bir çeşididir. Öyle ya. Arada müşabehet oldu mu karine ona mecaz şey. Cezakumullahu hayran kefira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Güzel.